Kardeşman, kızına yine mi barbekü kaz ve domuz yediriyorsun? Sen iyi bir babasın. Bugünün gelişmeleri şöyle. Cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından yargılanan Tank King bugün suçsuz bulundu ve serbest bırakılmasına karar verildi. Öğleden sonra saçmalığa bak. King'in katil olduğunu herkes biliyor ama yasalardaki açık yüzünden serbest kalıyor. Kardeşman, siz polislerde silah var. Neden onu direkt vurmuyorsunuz ki? Mahkemeye gerek kalmaz. Kurtuluruz gider. Yargının önüne geçemeyiz. Kanunları ben koyarsam King'den hiçbir farkım kalmaz. Sen de haklısın. Neye bakıyorsun sen? Lanet olsun. Polismiş. Gel baba. Kardeş King'le biraz oyun oynayayım. Hadi gel otur. Ne oynamak istersin? Ne oyunu? Ben sert oynamayı severim. Bir haftadır kimseyle yatmadım. Gel buraya. Yapma kardeş git lütfen. Lütfen yapma. Burası halka lütfen. Kendine gel yapma. Yapma lütfen. Yapma. Hey. Kardeş King senden ne istiyorsa yap. Tamam mı? Evet yaygaraya ne gerek var ha? Paranı öderim. Hayır. Hayır. Kardeş King. O daha çok küçük. Bırak onu gitsin. Eva, seni uzun zamandır görmüyorum. Doğru. Bu kardeş King'den. Al hadi. Kardeş King, tebrik ederim. Davayı kazanmışsın. Eva, sana hayranım. Büyük patronumuz kardeş Buz çok güçlü biri. Herkes ona saygı gösterip onu patron olarak görüyor. Ama senin yanındayken bir kedi yavrusu gibi uysallaşıyor. Kardeş Buz iyi bir arkadaşımdır. Beni sık sık görmeye gelir. Bana değer verir. Değil mi kardeş Buz? Adam geldi kardeş Buz. Çatıya çıkart. Derhal. Sana bir hediyem var. Ufaklık, seni bulmamız gerçekten çok zor oldu.
Aa, bugün mahkemede çuvallayacağım diye acayip korkmuştum. Onu 10 gün önce buldum. Seni pislik herif, bana nasıl ihanet edersin? Hey, kafana göre takıl. İşin bitince kalanını onlara bırak. İşini temiz yap. Hiç merak etme. Ejder amca. Buz, merhaba. Uzun zaman oldu. İşler nasıl gidiyor? Dünya gençlere kaldı, yaşlandım artık. İstediğin bir şey var mı? Hayır. Vaptiz kızımı görmeye geldim. Burada olduğunu bildiğimden gelip biraz konuşayım dedim. Son zamanlarda bir servet kazandım. İşler bu aralar çok iyi gerçekten. Buradaki kulüplere uyuşturucuyu ben sağlıyorum. Buz. Senin Eva'ya gönül verdiğini duydum. Kız bana anlattı ama şu sıralar kimseyle takılmak istemediğini de söyledi. Tamamdır. Hadi, işler yiyelim. Kim yaptı bunu? King, ona işi doğru düzgün hallet demiştim. Aklını mı kaçırdın sen? Hadi çabuk ol, polisler birazdan gelir. Gidelim hadi. Vaftiz baba. Vaftiz baba. Ona söyledim zaten. Hala şu polisi unutamıyorsun değil mi? Görüştünüz mü onunla? 1 yıl oldu. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Onu bulamıyorum. Birilerini çatıdan atmak çok eğlenceli. Bence sarhoş oldun. Oraya gitme. Ya sarhoş olsam da araba kullanabilirim. Baksana ileride çeviriyorum. Ha korkma. Eve geldik sayılır dostum. Evimin önünde arabalarımı kontrol ediyorsunuz. Uzayın buradan. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Ha, yanımda değil. Memur bey bir sen dakika. Karışma. Alkolü olabileceğinizden şüphelendik. Lütfen alkol testi yapın. Test mi? Sen eve git de anneni test et. Lütfen işbirliği yapın. Ne? Sizinle işbirliği mi yapacağım? Yapmazsam ne olur? Tamam. Yaklaşmayın. Gelmeyin. Gelmeyin. Yoksa onu öldürürüm. Ben de öldürebilirim. Bizimle ilgisi ne? Psikopat. İyi misin? Bin hadi.
Baba, gelsene. Ha? Man amca. Nasılsın? Saat kaç oldu? Yarın okulunuz yok mu sizin? Yarın okulda yüzme şenliği var. Bizimle regl dönemimiz olduğu için okula gitmeyeceğiz. Yine mi oldunuz? F4 Hong Kong'a geliyor mu? Hayır, artık en sevilenler 1987'li olanlar. 1987 mi? O da ne? Hepsi 1987 doğumlu ve gerçekten çok yakışıklılar. Fan kulüplerine de katıldık. Gece 2:30'a kadar fan kulüp toplantısında mıydınız? Man amca, söyler misin bu gece sizde kalabilir miyim? Yemek yediniz mi? Tamam, o zaman ben yemeği ısıtayım. Anneni arayıp bu gece burada kalacağını söyle. Annem Macao'ya kumar oynamaya gitti, telefonunu kapattı. Ya baban? Onunla hiç tanışmadım ki. Gece saat 1:30 sularında Tolga'nın sonunda bir saldırı ihbarı yapıldı. Çok yakışıklı gerçekten. Üç cinli adam polis kılığındaki gangsterler tarafından saldırıya uğradı. İkisi olay yerinde yaşamını kaybederken, diğer yaralı hastaneye götürülürken hayata gözlerini yumdu. Baba, polisler bana $200 verebilir misin? Olduğunu çekmeceden al işte. Teşekkürler baba. Hadi odama gidelim, sohbet odasına gireriz. Kim yaptı acaba? Kızını şikayet etmene biz alıştık ama sen hala bıkmadın. Sizin çocuğunuz yok, beni anlayamazsınız. Böyle suratsız olsam benim kızım da benden çekinirdi. BC 9388 emrinizde. Hazır taktik biriminden yeni transfer oldum. Lakabım Rocky. Ha, otur bakalım. Sana Rocky mi diyorlar? Küçükken çok sıskaydım. Herkes bana Rocky derdi. Bu yüzden de isim üstüme yapıştı. Polis taktik birimindeki şefimiz Keung sizden çok bahsetti. Kardeşmanın bir zamanların parlak dedektif olduğunu söyledi. Bu uzun zaman önceydi. Artık eskidim, bir işe yaramıyorum. Bütün gün yapacak bir şeyim yok. Ama bu nasıl olur? Büyük davalara atime el atıyor. Başlarında kaplan var. Ekibindeki herkes güneş gözlüğü takıyor. Polisten çok mankene benziyor. Bizim takımımız B timi ise sürekli adam gücünü kaybediyor. Sadece ikimiz kaldık. Sen 3 yıldır gelen ilk yeni transfersin. Buraya sizden bir şeyler öğrenmeye geldim efendim. Buna pişman olacaksın. Kardeşman, önemli bir bilgi edindim. Yeni bir başkomiser geliyormuş. Ko adında biri. Babası emniyet müdürü yardımcısı. Yani? Demek oluyor ki emniyet müdürü 3 ay içerisinde emekli olacak. Yardımcısı da emniyet müdürü olacak. Ko da polis kuvvetlerindeki yeni yıldız olacak tabii ki. Kimin emniyet müdürü olduğu fark etmez. Biz sadece işimizi yaparız. Hanımefendi, ne alırsınız? İlk menüden. Peki efendim. Kardeşman, şu fıstık beni kesip duruyor. Çünkü yakışıklısın. Kardeşman, baksana restorandaki o fıstık bizi takip ediyor. Şimdiki zamanın kızları çok rahat. Bak şimdi. Bütün kızlar sana deli oluyor zaten. Günaydın. Günaydın. Başkomiser Ko, günaydın. Ben dedektif Kaplan Ken. Kaplan diyebilirsiniz. Tamam. Merhaba, siz B timinden dedektif Manchenko. Tamam. Merhaba, siz B timinden dedektif Manchenko olmalısınız. Merhaba. Ben Ko, yeni başkomiserim ve sizinle çalışmayı dört gözle bekliyordum. Ko mu? Evet, kadın ismi değil ama bana KK diyebilirsiniz. Babam sizden çok söz etti dedektif. Teşekkürler. Komiserim, toplantı için yukarı çıkmalıyız. Tamam, bana 5 dakika verin, üstümü değiştireyim, sonra görüşürüz. Kaynaklarımıza göre King ortadan kaybolan ilk mafya babası değil. Dino, Kimo ve Büyük Doğu'da bir süredir kayıp. Son 2 yıldaki gizli görevlerimiz sayesinde birçok mafya babası Hong Kong'u terk etti. Diğerleri de Tayland, Filipinler ve başka bir yerde saklanıyor. Ama ajanlarımızın söylediğine göre ailelerinde de bazı sorunlar var. Aile üyeleri ellerindeki her şeyi çok ucuz fiyatlarla satıyor. Bu sizce de garip değil mi dedektif Cheng? Kabaca tahmin etmek zor. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Efendim,
Bence baymanı zahmete sokmaya gerek yok. Man amca birimimizin bilgisidir. O bizim için değerli. Davayı bana verin, gerçekleri ortaya dökeyim. Polisler ekip olarak çalışır. Kahramana ihtiyacımız yok. İki takıma ayrılın. King dosyasını A timi araştırsın. Kayıp mafya patronlarını da B timi. Sorusu olan var mı? Efendim, olur da B timi bocalarsa onların görevini de üstleniriz. Ona aldırmayın. Son üç ayda üç önemli davayı çözünce burnu biraz havaya kalktı. Hız önemlidir evet ama deneyim bundan daha önemlidir. Dedektif Cheng... Bana man de. Resmiyete gerek yok. Pekala. Kayıp mafya patronlarının alakaları var mıdır sence? Korkarım ki var. Öncelikle hepsi zengin adamlardı. Paraları çoktu. İkincisi hepsi tutuklanmıştı. Ancak delil yetersizliğinden serbest kalmışlardı. Son olarak hepsi zalimlikleri ve haysiyetsizlikleriyle tanınıyordu. Sıradan hırsızlar bile onlara saygı göstermiyordu. Kaybolmaları hiç kimsenin umrunda olmadı. Bu cüretkar bir tahmin. Birçok davanın çözümü cüretkar bir tahminle başlar. Bu dava için açıkçası çete savaşı olduğunu düşünmüyorum. Fidye ve şantaj olmalı. Hayatım. 3 gün içinde 10 milyon dolar istiyorlar. $1000 değil. Sadece $500 banknotlar olacak. Seri numaraları karışık olacak. Sizi arayacaklar. Ne derlerse yapın. Yoksa beni öldürecekler. Parayı verin. İstediklerini verin. Her şeyi yapın. Şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyım ben? Gençken ben de birilerini kaçırmıştım. Fidyeyi ödemezsek öldürürler onu. Bunu yapan tufan çetesi. Onların patronunu kaçırıp takas ederiz. Hayır. King'in çok fazla düşmanı vardı. Kimin yaptığını nereden bileceğiz? Patronu kaçırmak ne işe yarayacak? Bu fikri geçin bir kere. Ne? O zaman rezil oluruz. Yeter. Tufan çetesinin patronu da 2 aydır kayıp. Fidyeyi ödediklerini ama rehinenin geri verilmediğini duydum. Bunu yapan sıradan katiller değil. Amca lütfen ne yapacağımı söyle. Düşünecek durumda değilim. King'i geri almak için her şey yaparım. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. King'in kaderi senin ellerinde. Tamam. King'in eşini evine bırakın. Tamam. Bu taraftan lütfen. Videoyu bir daha izleyebilir miyim? Ne düşünüyorsun? Yanılmışım. Benim terzimin diktiği bir şey sandım. Gerçekten mi? Eva, bir şey olursa vakit kaybetmeden bana haber ver. Şimdi gidiyorum. İyi hadi. Bakın beyler. Parayı alınca sözünüzü tutacak mısınız? Göreceğiz. Daha önce karşılaştık mı? Ye şunu. Yemek istemiyorsan götürebilirim. Yiyeceğim.
Onu unutamıyorsun değil mi? Bak robotu ne hale getirdim. Onunla beraber olamaman çok acı, öyle değil mi? Onu bilerek atmadım. Hala onu düşünüp düşünmediğini test etmek istemiştim. Saçma sapan konuşma. Parayı aldıktan sonra birlikte Avrupa'ya gideceğiz. Sonra çocuklarımız olacak. Bir daha Hong Kong'a dönmeyeceğiz. Biraz çorba iç. İyi misin? Astımım son günlerde kötüleşti. Kendini iyi hissetmediğin zaman bana mutlaka söyle. King'in karısını arama vakti geldi. Hı. Sadece $500'lık banknotları olacak. Seri numaraları karışık olacak. Sizi arayacaklar. Ne derlerse yapın. Yoksa beni öldürecekler. Parayı verin. İstediklerini verin. Her şeyi yapın. Ne diyorsun? Polise haber vermek en doğrusu. Onların silahları var. Tehlikeliler. Bence bu işte bir tuhaflık var. Dertleri sadece para olsa, mafya patronları yerine gerçekten serbest sahiplerini kaçırırlardı. O zaman daha çok para alırlardı. Bunlar sıradan şantajcı değil. Nasıl adamlar oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Polise haber vermelisiniz. Sen de dosyayı aç. King'in eşi de ifade vermeye gelsin. Burada mıydın Ejder amca? Man çok ayıp ettin. Kahvesi soğumuş. Neden Ejder amcanın kahvesini yenilemedin? Bir ihbar için gelmiş. Neymiş? Ver bakayım. Seri numaraları karışık olacak. Sizi arayacaklar. Ejder amca, işbirliğin için teşekkür ederiz. George, David, Ejder amcayı bir kez daha ifade vermesi için götürün. Ben ifadesini aldım zaten. Bana bak. Atiminin başında ben varım. Seni zahmete sokmaya gerek yok. Ne demek istiyorsun? Yay. Üstünde böyle nasıl konuşursun? Ha? Adamına saygılı olmayı öğretmedin mi sen? Ufaklık. Aslında akıllısın. Sana benim için çalışma fırsatı vermek istiyordum. Ama artık istemiyorum. Ben sadece saygı duyduğum birinin altında çalışırım. Ama bu sen değilsin. Pekala. Ejder amca bizim tarafa götürün. Başüstüne efendim. Geldiğince uzatın. Alo. King'in karısı mısın? Evet. Ocağın yanımızda. Sakın panik yapma. Telefon numaran 983-79-837 mi? Evet. Yanında getir. Ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Kocamla konuşmak istiyorum. Şimdi olmaz. Belki sonra. Evin polis galiba. Alo. Dinlediğimizi biliyorlar. Bu yüzden zaman tuttular. O halde ne yapacağım? Kocama işkence ederler mi? Hanımefendi, siz dediklerini yapın. Yol boyunca sizi koruyacağız. $10 milyon hazır mı? Evet. 10 milyon daha hazırla. Çünkü sözünü tutmadın. O kadar param yok. 3 apartmanda $30 milyon nakdiniz var. Satmak size bir servet kazandırdı. 3 gün sonra tekrar arayacağım. Unutma. Eğer kocanı sağ salim istiyorsan polislerden kurtul.
Aksi halde kocanı bir daha... Asla göremezsin. Alo. Bir şey oldu. Kuş yuvadan uçtu. Gidelim. Hong Kong Polis Karakolu. Kahve getirdim. Teşekkür ederim. İş mi? Hayır, sohbet etmeye geldim. Keyfine bak. Üniversitede ben de sigara içerdim. Ama artık içmiyorum. Hem çoğu yerde de yasaklandı zaten. Tebrik ederim. Altı kere bırakmayı denedim ama olmadı. Ya yeterli iradeyi göstermedin... ...ya da unutman gereken bir olay var. Bunu sana kim öğretti? Üniversitede bir sevgilim vardı. Ondan 5 defa ayrıldım. Ama her seferinde tekrar ona döndüm. Her seferinde beni ikna ettin. Sonra? Onu fena dövdüm. Kaburgalarını kırdım. İşte o zaman ayrıldık. Gerçekten şiddet kullanmak zorunda mıydın? Canını sıkan bir şey mi var? Çok mu belli oluyor? Kaplan emirlerini dinlemiyor mu? Biraz burnu büyüktür ama işini iyi yapar. Korkarım kendine fazla güveniyor. King davasına gelince merak ettiğim bir şey var. Hala kiminle uğraştığımızı bilmiyoruz değil mi? Fide ne zamana dönecek? 3 gün sonra. Senin B takımının bu olayda yer almasını ümit ediyorum. Onun yerinde olsan fideyi nereye isterdin? 20 milyon dolar nakit, üstelik küçük banknotlar halinde. Devasa bir çanta olacak. Fideciler normalde polisten kolayca kurtulmak için kalabalık yerleri tercih eder. Polisin kalabalık yerlerde ateş açamayacağını bilirler. Ama bence bunlar sıradan fidecilerden değil. Böyle yapmayabilirler. Fideyi almak için kalabalık bir yer seçmeyeceğiz. Bizim istediğimiz sadece para. Çünkü takas sırasında hiç kimseye zarar vermemeye çalışacağız. King'in karısına farklı noktalara gitmesini söyleyecekler. Hong Kong, Shanghai, Kowloon gibi. Böylece tuzak kurmak için yeterli zamanımız kalmayacak. Polis etrafta dolaşınca rahatsız olacak. O zaman da avantaj bize geçecek. Bunu elimize yüzümüze bulaştıramayız. Sakin olmalıyız. Öylelikle ellerine avantaj vermemiş oluruz. Ondan sonra tedirgin olacaklar. Ve hata yapacaklar. İşte onları o zaman yakalayacağız. Kartal. Hı. Sen yukarıda bekleyeceksin. Bill ve Huey. Siz de polisin bilgisayar sistemini hackleyin. Ne planladıklarını bilmek istiyorum. Ken... Yarın planladığımız gibi davran. Bu sefer 6. isim bana diyor ki... ...karşımızda değerli bir rakip var. Aa, ne zamandır görüşmüyoruz Ken? Evet, bu aralar çok mu yoğunsunuz? Evet, gel otur şöyle. Teşekkür ederim. Dikkatli ol. Bebek ne zaman geliyor? Aa, 2 ayı kaldı. Peki sen nerede? Onu uzun zamandır görmüyorum. Berabersiniz sanıyordum. Kocam Tayvanlı. Hmm. Hey, size kek getirdim. Teşekkürler. Rica ederim, önemli değil. Herkes dışarıda mı? Evet, onlar için birkaç dosyayı hallediyordum. İyi misin? Sana biraz su getireyim. İyi misin?
neredeyse boğuluyordum. Şunları bitireyim de seninle biraz yürüyüşe çıkalım. Tamam, sen işine bak. On bir buçuğu geçiyor. Neden aramadılar? Sakin ol, rahatla biraz. Alo. Parayı hazırladın mı? Hazırladım. Parayı alıp evden çık. Nereye? Merkeze. Seni tekrar arayacağım. Kalabalık bir yer seçeceklerini biliyordum. Merkez. Kaplandan kırlangıca, kumru, karga, akbaba, anka, kuş yuvadan ayrıldı. Peşine takılın ve sakın kaybetmeyin. Devam et, orada durma. Kırlangıç, kumru, karga, akbaba ve anka. Çok yakın gitmeyin. Onlar da kuşu takip ediyor olabilir. Fark etmelerine izin vermeyin. Hanoi yoluna gir. Hanoi yolu mu? Ama orası tek yön. Radyoyu iki taraftan da kimsenin geçemeyeceği şekilde kapatın, hemen. Alo, şimdi Hanoi yolundayım. Parayı da yanına alıp metroya git. Tamam. Az önce metro mu dedin? Alo. Metroya inme. Otobüs de Hong Kong Island'a gidiyor. Telefonu kapatma. Durağa geçip kapıya yakın yere otur. Hemen yaklaşın. Yaklaşın dedim. Ya şimdi? Karşıya geçip metroya in. Peder sokağa çıkışını kullan. Onu kaybettik. Bizimle dalga geçiyorlar. Bir halta yaramazsınız siz. Peder sokağı. Hepimizi kandırdılar. Sorun da bu zaten. Sakin olmalıyız. Alo. Şu anda Peder sokağı çıkışındayım. Dümdüz ben Kuvayi Song'a devam et. Sakın durma. Lan Kuvayi Song'a mı? Ha? Bu olamaz. Orası tek yönlü bir sokak. Oradan kaçması zordur. Belki yüksek bir yerde olabilirler. Gidelim bakalım. Merkezden orta levels'a yürümemizi istiyorlar ve parayı da orta levels'a vereceğiz. O kadar uzun bir yolu kim koşabilir ki? Panik yapmamız onların işine yarıyor. Önümüzdeki 5-6 saat boyunca alışverişe çıkabilirsin. Kocanı görmek istiyorsan zahmet etmene gerek yok. Hayır, gidiyorum. Nereye gitmem gerektiğini söyle yeter. Parayı Hollywood yolundaki Man Mao tapınağına götür. Man Mao Tapınağı. Evet,
Alo. Şimdi tapınağa geldim. Merdivenlerden yukarı yürü. Kaplan cidden işi biliyor. Hiç destek yok. Tıpkı bizim gibi. Arkadakiler ana grubu takip edemedi. Yer kesinleştiği zaman çabucak gelecekler. Ben emir vermeden sakın ateş etmeyin. Tamam kardeşim. Geldim. Baştaki kamyonu görüyor musun? Evet. Parayı onun yanına bırak. Telefonunu da para çantanın üstüne. Sonra işim bitiyor. King'in karısını gördüler. Çatı gibi bir yerde olmalılar. Ben yukarıda bir şey göremedim. Şimdi ne yapmalıyız? Ters giden bir şeyler var. Ne oldu? Parayı almaya kimse gelmedi. Belki de bizi gördükleri için çıkmıyorlar. Onların burada ne işi var? Ha? Efendim, siz mi söylediniz? Sen onu boş ver. Şimdi ne yapacağız? Kamyonda bir şey oluyor. Şunları yakalayın. Siz burada kalın, hanımefendiyi koruyun. Burada bak, dur, dur, dur. Yürü, yürü. Tamam, alın şunları. Alo. Kaplan. Sen kimsin? Organize suçlarda sadece sizin gibi adamlar varsa durum tam bir rezalet. Cesaretin varsa dışarı çık. Tamam. Üçe kadar sayacağım. Bir. İki. Kaçın! Gidip yakala. Baş üstüne. Ne durumda kardeşman? Böyle olmayacak. Silahlarımız o kadar uzağa ateş edemiyor. Çekilin. Kıpırdama. Çekilin. 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 Havaya ateş et. Koru beni. Tamam. Gözlerini niye kapattın? O hissi yakalamaya çalışıyorum. Hangi hissi? Geçmiş yılların verdiği hissi. Yakaladın mı bari? Az kaldı, az kaldı. Hiç konuşma. Thank you.
İyi nişancılık. Yürü. Hayır, geberteceğim şunu. Bir atış daha. Bir atış daha. Hakladım. Ne dedin? Vurdum onu. Artık tamam. Polis! Paralara dokunmayın! Sen dur! Dokunmayın. Bu adamlar ordu gibi. Sıradan fidyecilere hiç benzemiyorlar. Daha çok özel birlik gibiydiler. Alçak! Şunu dövmeyi bırak. Yoksa onu öldüreceksin. Bunu kartal için yapıyorum. Beni bırakın. Sana verecek önemli bir sırrım var. Umurumda değil. Sen beni tanıdın. Evet. Eva'nın sevgilisi olduğunu biliyorum. Kes sesini! Kardeşini kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyor musun? Küçük kardeşim, dinle beni. Bak ben her gün... Ama... Her gün onlarca kötü adam yakalıyorum. Ama her zaman mahkemede serbest kalıyorlar. Bir kadına aşık oldum. Sonra bana yeraltıyla bağlantım olduğunu söylediler. Polis olmanın amacı ne ki o zaman ha? Düşündüğün gibi değil. Sen polis kuvvetlerinin gururusun. Ne? Sen burada bekle tamam mı? Kuvvetlerinin gururusun. Ne? Sen burada bekle tamam mı? Gidip taksi çağıracağım. Konuş. Önce beni bırak. Sana öyle anlatırım. Beni serbest bırakırsan hemen Hong Kong'u terk ederim. Ve bunu kimseye de söylemem. Eğer ölürsem bunu asla öğrenemezsin. Tamam. Söz veriyorum. Buz yaptı. Sadece kardeşini değil, Man'ın karısını da o öldürdü. Bağlayın şunu. Ya kardeş sen, gidip buzu kaçır. Onun en azından 700-800 milyon doları vardır. Benim yerime onu kaçır. Çok daha iyi. Kardeş sen lütfen beni bırak. Sana yardım ederim. Lütfen. Sen, sakin ol. Bugün resmen işi batırdık. Kartal öldü. Artık dursan iyi edersin. Buzun peşinden de gitme, tamam mı? Kardeşimin ölümünü bir yıl araştırdım. Artık duramam. Ama buz çok güçlü. Onu ele geçirmek hiç de kolay değil. Beni yalnız bırak. Doğum günün kutlu olsun. Biraz dolaşalım mı? Bu çok pahalı. Asla kabul edemem. Beğenmediysen bir arkadaşına filan verirsin ha? İyi niyetin için minnettarım. Ama çiçek göndermiştin zaten. Bana ait bir şeyin sürekli sende kalmasını istiyorum.
Bu nasıl? Benim oldu. Öyle olsun bakalım. Eva. Uzun zaman oldu. Hepsi benim hatamdı. Benimle bir daha görüşmezsin sanıyordum. Benim yüzümden çok acılar çekti. İşi bırakıyorum. Artık önemli değil. Çok fazla düşmanım var. Kardeşim benim yüzümden öldü. Senin de bulaşmanı istemiyordum. Hiç sorun değil. Seninle beraber olduğum sürece hiçbir şeyin önemi yok. Sana söylemem gereken bir şey var. Artık kendinle beraberim. Neden yanıma geldin o zaman? Yardımına ihtiyacım var. Kardeşimin intikamını alacağım. Ben bu konuda ne yapabilirim ki? Çok şey. Onun katili Buz. Kaplan nasıl? Yaşayacak ama... İki ayağını da kaybetti. Bu sefer ağır bir yenilgi yaşadılar. Efendim, vurulan adam kimmiş? Merkezdekiler sinirlenmeye başladı. Bir dönem özel birlikte keskinin nişancıymış. Disiplinsizlik yüzünden atılmış. Eski bir polis mi? Kardeşmen, bana bu görevde yardım et. Benim ekibim 3 kişi. Sen yardım etmek istersen desteği ben sağlarım. Tamam. Nasıl yani? Senin eve gitmen gerekmiyor mu? Benimle 1987'yi görmeye gelecek cesaretin var mı? Babamla birkaç gündür görüşemedik. Bana yemek parası verdiği sürece gerisinin önemi yok. Bizi rahatsız etmeyin lütfen. 1987'nin kayıt için buraya geleceğini biliyor musunuz? Ne oldu? Benimle gel. Söylesene ne oldu şimdi? Hadi sen benimle gel. Hey dur! Üzgünüm, üzgünüm ama yasak. Rahatsızlık vermeyiz lütfen. Şu an kayıttılar. Lütfen. Onları rahatsız edersiniz. Hayır, imkanı yok. Asla olmaz. Hayır, imkanı yok. Olmaz dedim. Üzgünüm, içeri giremezsiniz. İmkansız, tamam mı? Aa, ben burada yaşıyorum. Tamam, özür dileriz. Aa, teşekkür ederim. Sam yok mu? Yok. Organize suçlardaki tüm bilgisayarlar kapalı. Bir türlü sızamadım. Onu boş ver. Buradan gidiyoruz. Aşağıda bir sürü hayran var. Gazeteciler de gelir şimdi. Burası güvenli değil. Kardeş Sam'i arayıp hemen gelmesini söyleyeceğim. Sen de dinlen. Hı hı. Bak hemen şurası. Hadi tırmanalım. Sen kafayı mı yedin? Orası çok yüksek. Ne o? Korktun mu yoksa? Korkmak mı? İzle de gör. Sana göstereceğim. Hadi gelsene. Hey, sen iyi misin? Evet, dikkatli olacağım.
Burası mutfakmış. Yanlış kata mı çıktık? Stüdyonun karanlık olduğunu söylediler. Şşş, sessiz olsana biraz. Güvenlik bizi bulursa kapı dışarı eder. Tamam, özür dilerim. Müzik sesi geliyor, doğru yerdeyiz. Sessiz ol. Sessiz ol dedim. Beni kaçırdılar. Polis arayın. İyi misin? Bir şeyim yok. Ken, ne oldu? Hemen toparlanıp gidelim. Fidyecilerin 6 kişi olduğu kesinleşti. 5 adam ve 1 kadın. Vurularak öldürülen keskin nişancı da bunlara dahil. Aralarından biri boksör. Orası kesin. Bir tanesi de bilgisayar uzmanı. Ve hiç de eski bir polise benzemiyor. İnternet suçları birimine kimliğini araştırmasını söyleriz. Geriye kalan adamla kadın da karı koca olmalı ya da sevgili. İşlerinden birinin astımı var. Adam ekibin lideri olmalı. 40 ile 50 yaşları arasında. Kadının yaşı da 30 ile 40 arasında. Onlara şüphelileri araştırmaya başlamalarını söyleyin. Aman tanrım. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? İyi gözlemlersen sen de bilirsin. Seni eve bırakması için birini çağırayım. Eve gitmek istemiyorum. Burada kalayım. Sen üşümez misin? Hayır. Sonra akşam yemeği yeriz. Hı hı. Yeni ipucu var mı? Yeraltı silah kaçakçılarını araştırdım. Takasa da harika hiç yok. Ben de yasa dışı şirketleri araştırdım. Bu olay patlak verdiğinden beri bütün patronlar saklanıyor. Kardeşman. Adli tıp eşleşen parmak izine rastlamamış. Neden uzun sürdü? Bilgisayardaki eşleşmenin hemen sonuçlanması gerekiyordu. Tekrar kontrol edeyim. Ha, gerek kalmadı. Merhaba. Adli tıp bilgisayarlarına girmişler. Yani parmak izi eşleşmesi bulamayacaklar. Sorun da bu zaten. Fidyeciler Atim'in bütün planından haberdardı. Nasıl gidiyor? Sistemimize nasıl hacklediklerini kontrol ediyorum. Bilgisayardan anlar mısın? Biraz anlarım işte. Emekliliği beklerken bilgisayar kullanmayı da öğreniyoruz. Koca ağzını... Kendinizi bilmiyordum doğrusu. Bunu duy... Biraz anlarım işte. Emekliliği beklerken bilgisayar kullanmayı da öğreniyoruz. Koca ağzını... Kendinizi bilmiyordum doğrusu. Bunu duyduğuma sevindim. Kardeşman bak. Şeytanın vücut bulması. 1 numaralı halk düşmanı. Bu yolda canımızı feda edeceğiz. Tanrı'nın işini yapmak için şeytanın dünyasında gezinir. Bu da ne? Bu ne demek oluyor? Bize meydan okuyorlar. Kocaz, onunla bağlantı kurabilir misin? Aha. Kardeşim,
Polis sinyalimizi yakaladı. Seninle konuşmak istiyorlar. Bağlandık. Ona kim olduğunu öğrenmemize ramak kaldığını, artık kaçamayacağını yaz. Kim olduğunu biliyorum. Kurtulamayacaksın. Evet, blöf yapıyorlar. Kim olduğumdan haberleri bile yok. Rakibimiz olacak düzeyde değiller. 1,5 dakika içinde kim olduğunu bulacağımı söyle. Ya şimdi bağlantıyı kesersin ya da bizimle 1,5 dakika daha konuşursan kim olduğunu anlayacağım. İyi. Oynayalım bakalım. Ona bilgilerimizi gönder. Şunu sor. Kendini karar verici mi sanıyor ve tanrı olur mu sanıyor? Kanunumuzda çok fazla açık var. Suçlular yasayı çiğniyor ama bu açıklardan yararlanıp yasamadan kurtuluyor. Eğer harekete geçmezsek zarar vermeye devam edecekler. Bu da yasalara uyan insanlar için haksızlık. Çok fazla insanın canı. Çok fazla insanın canına kıydın. Sen de bir suçlusun. Ben suçluları öldürdüm. Ama en son öldürdüğün 16 yaşındaki bir kızdı. O kazaydı. Bu bir mazeret olamaz. Sonuçta masum bir kız öldü. Bu sadece bir yan etki. Bunlardan kaçış yoktur. Hong Kong'da hukuk kuralları geçerlidir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna hukuk karar verir. Adalet için öldürdüğünü söyleyip duruyorsun. Aslında sen açgözlü bir katilsin. Para faydalıdır. Mafyanın parasını almama izin vermelisiniz. Zaten paranın yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağım. İkiyüzlülüğü bırak. Hakkındaki düşüncelerimi gözden geçirmem gerekecek. Sadece bir şantajcı değilsin. Sen bencil, aptal bir katilsin. Ya sana ne demeli? Karın öldürüldü. Sense sadece içine kapanıp ağladın. Neden intikam almadın? Ben senin gibi değilim. Ben kardeşimin intikamını alacağım. Sam Ho, kaybettin. Semha olduğunu nereden biliyorsun? O gün onu orta level'sta görmüştüm. Daha önceden gördüğümü hissetmiştim. Keskin nişancının ölmesinden sonra hatırlamaya başladım. O da nişancıyla beraberdi. Ama kim olduğunu hatırlayamamıştım. Dosyalara bakarak 3 gün geçirdim ve sonunda sayıyı 3 adama indirmeyi başardım. Aralarında kardeşi polis olan tek Sam var. Kardeşi 1 yıl önce araba kazasında öldü. Niyetinin kardeşinin katilini bulup intikamını almak olduğunu anlıyorum. Sağ bacağınızı kaldırıp tavanı işaret edin. Sol kolunuzu açarak da dengeyi sağlayın. Tamam, şimdi sağ kolunuzu döndürün. Sağ bacağınızı arkaya alın, sol kolunuzu öne uzatın. Sonra sağ ayağınıza geri adım atın, sağ bacağınızı geri çekin. Dizlerinizi kırıp kollarınızı iki zıt yöne doğru açın. İleriye bakın. Avuç içlerinizi birleştirin. Vücudunuzun üstünü yukarıya çevirin. Kollarınızı açın. Tavana bakmaya devam edin. Tamam. Şimdi de dönerek ellerinizi birleştirin. Şimdi bir set daha yapalım. Şimdi kollarınızı açın. Bir kere olsun yemek davetimi kabul etmedin. Bugün sen yemeğe çıkmak istiyorsun. Benden ne yapmamı istiyorsun? Direkt konuya gireceğim. Geçen hafta borsada 5 milyon kaybettim. Ödemek için bana borç verir misin? Borç olarak vermem. Ama vaftiz babama bahsetme. Tabii ki. Madem sana parayı geri ödemeyeceğim, onun yerine başka bir şey verebilirim. Bu harika. 1 aylığına metresin olurum. Sonra sana borcum kalmaz. Ama kimseye bahsetme. Yoksa paranı almak yerine barımı satarım. Kabul. Şimdiden başlıyoruz.
Para hesabıma geçince metresin olurum. Akşam 5'e kadar hesabında olacak. Hı hı. Akşama yemeğe sendeyim. Patron, içeri ben de geleyim mi? Delirdin mi sen? Beni sevişirken mi izlemek istiyorsun? Özür dilerim. Sen burada kal. Önemli olmadıkça gelme. Anlaşıldı. Geldin mi? Mutfaktayım. Yemek mi yapıyorsun hayat? Senin için yemek de yaparım. Sen ellerini yıka, yemek birazdan hazır. Ama her şeyden önce seni istiyorum ben. Yaramazlık yapma. Git ellerini yıka. Tamam. Otur. Benim için yemek yapmazdın sen. Artık dışarıdan söylemek yok. Hadi yemeklerimin tadına bak. Baba, şimdiden uyarıyorum. Sadece lezzetli olmuş diyebilirsin. Tadı rezalet diyemezsin. Yoksa bir daha yemek falan yapmam, tamam mı? Tuzlu olmuş. Tuzlu mu? Hem de aşırı tuzlu. Dürüst olmana sevindim. Bu dürüstlüğün yüzünden kim bilir kaç kadın sana bayılıyordur. Dalga geçmeyi bırak. Baba. Para çekmedi de al. Hayır baba. Şimdiye kadar çok başına buyruk oldum. Hı. Sana da işe yaramaz bir polissin dedim. Bana hala kızgın mısın? Bir baba üst kızına nasıl kızgın kalabilir ki? Hı? Umarım hayatın sonuna kadar mutlu yaşarsın. Artık şarkıcıların peşinden koşmayacağım. Ha, bak bu çok iyi. Hiçbir şarkıcı babam kadar havalı olamaz. Alo. Kardeşim abi, önemli gelişmeler var. Nasim Bey yolunda yasa dışı silah sesleri duyulmuş. Hemen geliyorum. Yemeyecek misin? Dolaba koysan. Geri döndüğümde hepsini yerim. Hı. Çok geç yatma. Tamam. Güle güle. Eski sevgilinin King'i öldürdüğünü duydum. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Artık aranıyor. Muhtemelen Hong Kong'dan kaçmıştır. Ne olmuş? Umurumda değil. Önce duş alacağım. Beni nasıl yalnız bırakabilirsin ha? Hep bunu bekledim. Lanet olsun. Seni pislik. Paramı istiyorsun. Ne kadar? Parayı severim. Kardeşimin hayatı için ne kadar verebilirsin? Beni buradan çıkartamazsın. Adamlarım dışarıda. Tamam, polis, tamam.
Memur bey ne oluyor? Yasa dışı silah bulundurduğunuzdan şüpheleniyoruz. Ya ta olmalı. Kimin silahı var? Şöyle. Kıpırdama. Hareket etme. Bakın ama bir hata olmalı. Kimsenin silahı yok burada. Kardeşim bir şey bulduk. Avukatımı aramak istiyorum. Avukatını merkezde ararsın. Toplayın hepsini. Başüstüne efendim. Bindirin arabalara. Bakın bir hata yapıyorsunuz. Çabuk olun. Hadi yürüyün. Yürü, yürü. Hadi yalanma çabuk. Çabuk olun hadi. Çabuk çabuk hadi. Yavuk olun. Alo. Baba karnım çok ağrıyor. Seni doktora götürürüm. Tamam. Hoşça kal. İfadelerini alın. Ben sonra geleceğim. Hocaz, dinle. Bana şu adrese kimin oturduğunu söylemelisin. Ming Yuan Meydanı, Nagasinwai yolu 152 numara. Sahibi fancy barı işleten Ebo olarak görünüyor. Oyuna geldik. Uzun parasını alıp hemen Hong Kong'u terk edin. Ben burada kalacağım. Hayır, sen arkada kalamazsın. Polis ve buzun adamları senin de peşine düşer. Buzu kaçırmak için onu mu kullandın? Buzu aldığımıza göre onun burada ne işi var? Onu da yanımızda götürmeliyiz. Onunla mı gideceğiz? Bizimle mi gelecek yoksa tek başına mı gidecek? Adama biraz rahat ver, anlamıyor musun? Seninle konuşan yok. Yeter. Benden uzak dursa iyi eder. Yoksa kendimi kontrol edemeyebilirim. Elimden bir kaza çıkar. Tekrar soruyorum. Bir yeri araman gerekiyor mu? Bütün rehineleri öldürüyorsun. Neden sana güveneyim? Başka çaren yok. Bana blöf yapma. 3, 2... 100 milyonum var. Beni öldürmeyeceğine söz verirsen... ...hepsini sana veririm. Bu kadar büyük parayı nasıl kazandın sen? Uyuşturucudan tabii. Onlarca çocuğun hayatını mahvetmişsindir sen. Önümüzdeki 20 yıl içinde kaç kişi delirecek sence? Bu umurumda olsaydı uyuşturucu satmak yerine rahip olurdum ha. Para nerede? Evimde. Bütün para yatağın altında. Giriş kapımın şifresi 2822.
değil misin? Sen gidip dinlen. Ben bunu hallederim. Dikkatli ol. Tamam. Buldum. Parayı buldum. Parayı buldum. İyi öldü. Çabuk ol. Birazdan polisler gelir. Neden ortada kimse yok? Dostum, karın artık ellerimde. Biraz iş konuşalım. Sen patronumu bırak, ben de karını geri vereyim. Alçak! Seni pislik! Kelleni uçuracağım! Seni geberteceğim! Hayır, sakin ol! Bırak beni! Beni öldürünce ne olacak? Hem parandan hem karından olacaksın. Hadi iş konuşalım. Patronun nesi var? 4 saattir öylece oturuyor. O kadar kolay oyuna getirildiği için vicdan azabı çekiyor. Biz oradayken sen de muhtemelen evdeydi. Eskiden de rakibine kaybettiğinde sinirini kendinden çıkarırdı. Sam Ho? Beni araştırmana gerek yok. Zaten beni çok iyi tanıyorsun. Kızını geri almak istiyorsan? İş birliği yapacaksın. Suçlularla pazarlık etmem. Zaten karını kaybettin. Kızını da mı kaybedeceksin? Benden istediğin ne? Benim kardeşimi de... Senin karını da Buz öldürdü. Onu kaçırmadın mı zaten? Kadınım onların elinde. Umarım yardım edersin. Sana söyledim. Suçlularla pazarlık etmem. Tekrar düşün, bana yardım edersen kendine de edersin. Tamam. Sana yardım edeceğim. Ama dediklerimi yapmak zorundasın. O polis yardım edeceğine söz verdi. Ne olursa olsun... Yarın sabah 8'de kızı taksiye bindirip evine götüreceksin. İşte pasaportun. İsveç Bankası'ndaki hesap numaran burada. Hong Kong'da kalamazsın. Dönmek zorundasın. Seni görmeden hiçbir yere gitmem. Patronumu kaçıran adam sen misin? Gevelemeyi kes. Patronun nerede? Önce senin elindekini göreyim. Tamam. Getirin. Kasa başlayalım. Tamam. Benimle oyun oynama. Elimizdekini biliyorsun.
onu kaçırmayın. Ona işkence yapacağım. Onu seviyorsun değil mi? Sevdiğini ölürken izlemeni istiyorum. Lanet olsun! Aşağı inip onları kurtarın. Hadi çabuk yakalayın. Artık güvenli. Çabuk olun. Hadi. Ama tutuklusun da. Hastaneye gitmek istiyorum. Yürüyebilecek misin? Dikkat et. Bana tutun. Kımıldama. Dur yapma. Kımıldamayın. Kımıldamayın. İndir silahını. Kımıldamayın. Yaklaşmayın. Özür dilerim. Kocamı kurtarmalıyım. Kardeşman, Ken kaçtı. Rocky de peşinden gitti. Bütün çıkışları tutun. Başlasın. Hadi gidelim. Bana 5 dakika ver. Bekle. Dikkatli ol. Yoldan. Sen devam et. Geri dönüp Eva'yı yanında götür. Parayı ona veriyorum. Olmaz. Seni arkada bırakmam. Seni asla arkada bırakmam. Kıpırdama. Sen de. Beni ateş etmeye zorlama. Arkanda. Thank you.
Aklına bile gelmedi. Şimdi de ben senin kelleni istiyorum. Ama şanslısın. Seni rehin almak zorundayım. İndir silahını. Sen silahını indir, yoksa onu öldürürüm. Öldür onu. Beni düşünme. İndir silahını. Ateş edersen ilk sen ölürsün. Ne oluyor? Biz polisiz, içeri giremezsiniz. Ben dedektif Chang'in kızıyım. Hey, içeri giremezsiniz bayan. İçeri giremezsiniz, durun. Hey. Ken, yapma. Umurumda değil, ölmene izin vermeyeceğim. İndir silahını. İndir silahını. Sonunda tanıştık işte. Senin rakibin olmak... benim için onurdur. Bana ait. Onu kimse benden alamaz. Sonsuza kadar onunla beraber olacağım. Daha çocuklarımız olacak. Kardeşman, ortalığı temizleyin. Hadi. Sen iyi misin? İyi ki çelik yeleği giymişim. Kardeşman, kızın dışarıda seni bekliyor. Baba, hanımefendi çok güzelmiş. Sana bakış şekli de sanki birazcık... Bırak saçmalamayı. Ben de bir kızım. Bir kadın kalbini senden daha iyi anlarım. Eminim bize kahvaltı teklif edecek. Unut gitsin. Doğru diyorum. Kardeşman, kahvaltı yapalım mı? Bizi yoğun bir gün bekliyor. Olur. Bir şey söylemeyin, hadi gidelim.